Çankaya Köşkü sessiz yaşar. Tabii köşkün güvenliğini sağlayan muhafız alayı göz ardı edilirse. Sessizlik her nöbet değişiminde yerle bir olur. Saygı nöbetçileri görevi vukuatsız tamamlamış olmanın sevincini adeta tüm Ankara'ya duyururlar. Dikkat! Ben hala olacağım! Nöbetimi vukuatsız teslim ediyorum komutanım! Adem Karakoç Baybur! Nöbetimi vukuatsız teslim ediyorum komutanım! Köşkün içinde ise sessizliği bozmamaya gayret eden görevlilerin geniş ve gösterişli koridorlardaki ülke adımları dışarıyla tam bir tezat oluşturuyor. Bu gösterişli koridor Cumhurbaşkanlığı Köşkü'nün adına uygun daha da gösterişli mavi salonuna açılıyor. Bu salonların dili olsa da konuşsa onlar kimlere ev sahipliği yapmadılar ki? Ulu önderlere, milli şeflere, asker kökenli sivil cumhurbaşkanlarına, darbecilere. Ve şimdi de Çankaya'ya taşınmış olması 4 yıldır tartışılan lidere, Turgut Özal'a. Ama dışarıda ne kadar tartışılırsa tartışılsın, içeride Özal'ın sözünden çıkılmıyor. Bu köşk, bu salon Özal'ı pas geçmeyi aklından bile geçirmiyor. Çankaya Köşkü'nde hayat Cumhurbaşkanı ile başlıyor, Cumhurbaşkanı ile bitiyor. Turgut Özal burada yaşıyor. Köşkün yaşamı Özal'ın günlük programına göre şekilleniyor. Basın merkezinde daha Özal uykudayken günün haberleri taranıyor, derleniyor. Özal güne kendisi için hazırlanmış haber bültenleriyle başlarken köşkün dışında da Bando ve Şeref kıtası bir büyükelçiye hazırlanıyor. Merhaba asker. Gösterişli bir törenle ağırlanan büyükelçi Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sunarken Özal'ın günlük resmi programı da başlamış oluyor. Çankaya Köşkü'nde ne yapılıyorsa törensel bir resmiyet içinde yapılıyor. Köşk ziyaretçilerini bu resmiyet içerisinde ağırlıyor. Konuklar bazen Genelkurmay Başkanı, bazen de Somali'ye gidecek komutan oluyor. Ancak asıl ciddiyet Özal'ın danışmanlarıyla gerçekleştirdiği toplantıda gözleniyor. Özal, gölge kabine olarak adlandırılan 19 kişilik bir danışmanlar grubuyla sık sık bir araya geliyor. Kamuoyunun hiç tanımadığı ancak Cumhurbaşkanı'na yaptıkları telkinlerle ülkenin kaderinde önemli rol oynayan bu gölge kabine ilk kez 32. gün kamerası aracılığıyla ekranlara geliyor. İlk kez tüm danışmanlar Özal'la aynı masada kamuoyunun önüne çıkıyorlar. Üstelik başkanlık sistemi anayasası gibi bir gündem maddesiyle. Nedir bunun anayasası? Bir görelim bakalım. Bunu ortaya koymak lazım. Gerçi bu çalışma yapılmış değil de yapılmasını istiyorum. Şöyle bir iki aylık sürede yapabilir miyiz? Yapalım. Danışmanların görevi kendi uzmanlık alanlarında Özal'a bilgi aktarmak, Cumhurbaşkanı'nın istediği araştırma ve çalışmaları yapmak. Örneğin silahlı kuvvetler ve güvenlikle ilgili çalışmaları Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Kemal Yamak yürütüyor. Basına karşı nasıl bir tavır izlenileceği gündeme gelse Büyükelçi Kaya Toperi'nin görüşü dinleniyor. Cumhurbaşkanı radyo, televizyon ve diğer iletişim kanalları ile ilgili bir konuyu merak etse raporu eski PTT Genel Müdürü Emin Başar hazırlıyor. Ama gölge kabine bugünlerde en çok bypass yasasının nasıl aşılabileceğini düşünüyor. Cumhurbaşkanı bütün bu toplantılardan, ziyaretlerden arta kalan zamanında evine gidiyor. Yani bir üst kata. Aradaki o merdiven çevresindekileri değilse bile Özal'ı değiştiriyor. Sanki Cumhurbaşkanı alt katta kalıyor, yukarıya bambaşka bir Turgut Özal çıkıyor. Üst katta Özal'ın kendine özel dünyası başlıyor. Bilgisayarlarla donatılmış bu dünyanın kapısı ona kendiliğinden açılıyor. Özal o dünyada adeta kendisinden geçiyor. Bilgisayarlarıyla oynuyor, onların marifetlerini çevresindekilere sergiliyor. Ekrana yazdığı bir cümleyi bilgisayar mekanik bir şekilde seslendirdiğinde neşeleniyor. Büyük Amerika desinçlem ediyorum. İyice karıştırdım. Tuşlara dokunduktan sonra ekrana istemediği biri geliverirse ne kadar belli etmemeye çalışsa da sinirleniyor. Bilgisayardaki ses küçük bir hareketle susturuluyor. Ama Özal günlerini sadece resmi ziyaretler, toplantılar ve bilgisayarlarla doldurmuyor. Çankaya Köşkü'nden büyük güvenlik önlemleri altında çıkıyor. Çok nadiren de olsa televizyon programlarının çekimine gidiyor. Örneğin 32. günde kendisinden merak edilenleri yanıtladıktan sonra yine çok nadiren de olsa eski parti arkadaşlarıyla bir lokantada buluşuyor. Doğal liderler olarak onlarla birlikte orucunu açıyor, eski günleri yad ediyor. Konuşmalar, toplantılar, ziyaretler geceyle birlikte köşkün kapalı kapıları ardında kalıyor. Köşkün bir odasında bir cumhurbaşkanı kim bilir belki de bütün bu işlerden biraz da sıkılmış olarak uykuya dalıyor. Köşk sessizliğe gömülüyor.